Ben merhumu daha şey olmadan, yani siyasete girmeden devlet planlama teşkilatından tanımıştım. Hakikaten değişik bir insan. İnsani tarafı bir defa çok kuvvetli. Hani bu insancıl diye bir söz var, onun tamamını ifade ediyor. Hiç kimseye kötülük istemeyen bir kimse, yumuşak bir kimse, bir de yapıcı bir kimse. Yani efendim işte şu vardı, bu vardı, mazeret kabul etmeyen, ne olabilecekse yapalım. Ve beraber çalışılması da gerçekten bir zevk. Sadece öğretici tarafı değil, insani tarafı da fevkalade iyiydi. Yani Türkiye'nin müstesna bir evladıydı. Erken kaybettik. Rahmetli Turgut Özal'ın öldüğünü dile dair bir yok, dava açılmış. Böyle şeyler. Gelme. Falan zehirlendi, falan öldürüldü, falan. Bunlara girme. Kusura bakma. Bunu, bu yargının işidir. Bu başka makamların işidir. Türkiye bu gibi söylentileri çok sever. Bulunmayanları da yaratır. Böyle atıverir. Kartopu gibi bu büyür. Böyle gider. Böyle. Ve doğru da değildir. Yani devlet adamlarına, devlete hizmet verenlere korumak hepimizin vazifesidir. Kusur aramak, kötü bir taraf bulmaya çalışmak değil. Ve dikkat ederseniz bundan dolayı siyasete hevesli insanların sayısı azaldı. Kalite siyasete iltifat etmez oldu. Neden? Çünkü hep yıprattık. Hep yıprattık. Hizmetlerini görmezlikten geldik. Bir kusuru varsa onu büyüterek... Yani adamı siyasete girmiş, hizmet vermeye çalışmış olmaktan bezdirdik. Hiçbir değerlendirme yapmam. Benim için bir Türkiye Cumhuriyeti var ve bu cumhuriyette yaşayan bütün insanlar bu cumhuriyetin eşit vatandaşları ve insanlarıdır. Türkiye sorun icat etmekte çok mahirdir. Yani rahat yaşamaktan hoşlanmaz, mutlaka bir şeyler çıkarır. Bu devirler geçti. Ama Dışişleri Bakanlığı diye bir kuruluş yok, bir beyanı yok, bir değerlendirme yok. Türkiye sorunu sizce nasıl aşılabilir? Tehlikeli bir durum. Yani Rusya'nın Suriye'ye verdiği çok ileri teknolojiye sahip silahlar, füzeler bölgeyi çok tehlikeli duruma getirecek. Son derece tehlikeli, biraz fitili adeta çekilmiş bir bomba manzarası arz ediyor. Olup bitenlerin artık konuşulmaz. Yani bunu konuşmak bugün adeta neredeyse hani davetiye mi çıkarıyor manasına gelir. Yani bunu unutmak lazım. Türkiye'de bir daha darbe olur mu sizce? Efendim? Türkiye'de bir daha darbe olur mu sizce? Zemin olmazsa mümkün değil. Ama bir darbeyi veya müdahaleyi gerektirecek zemini oluşturursanız, boşluğu oluşturursanız o boşluk doldurulur. Türkiye'nin aslında çalışmaya ihtiyacı var. Yani Türkiye laf endüstrisi bakımından dünya rekoruna sahip. Ama üretim bakımından son derece zayıf ve benim affetsinler çok tembel bir memleket. Çok tembel. Yani bu 76-80 milyon gerçek manada üretime geçse Türkiye bugünkünün olmasa daha zengin olur. Fakat Türkiye üretmeden tüketmeye, borçla yaşamaya alışmış. Devletin borçları 750 milyar doların üstünde ve bugün Türk insanların %90'ından fazlası da ferdi borç sahibi. Bu sağlıklı değil. O bakımdan gelişmelere göre Türkiye'de her zaman yeterince değil, her zaman sağlıklı değil ama bir ölçüde ayak uydurmaya çalışıyor. Türkiye çok daha iyi idare edilebilir. Türkiye'nin en büyük problemi bürokrasidir. Yani milletin ensesinde böyle çökmüş bir şey, tonlarla ve tonlarla ağırlıkta bir yük. Türk bürokrasisini hafifletmek lazım. Ekonominin hızla gelişmesinin en büyük engeli bürokrasidir. Ve Türkiye'de bürokrasi kendisini milletin üstünde görür, emrinde değil. Oysa bürokrasi demokrasinin ve milletin emrindedir. Ama bu tabii bir eğitim meselesidir. Bir gelişme meselesidir ve bir de ekonomik zenginlik meselesidir. Türkiye'nin daha alması gereken çok yol var. Olarak niteliyorsunuz. Bürokrasiyle mücadele çok zordur. Yani demokratik bir şekilde seçilip gelmiş bütün hükümetler bürokrasiyi hafifletmeye çalıştılar, hep yenildiler. Bürokrasi hükümetleri şey eder, icraatına bloke eder, sakat hale getirir. Bunun zaman yetecektir. Şimdi başladı neden? Çünkü eskiden ekonomik imkan yoktu.
üniversiteyi, okulu bitiren herkes devlet kapısı diyordu. Şimdi devlet kapısı demiyor. Evet. Kapılar açıldı. Binaenaleyh bürokrasi giderek kendi gücünden kaybedecektir ve tam demokratik bir düzeye gelecektir. Bu gücü de nereden alıyor bürokrasi? Yani biz... bütün şey, çarklar elinde. Devletin bütçesini o yapıyor, yatırımları o yapıyor, vergileri o alıyor, okulları o açıyor veya kapatıyor. Yani bürokrasi aslında devletin ve milletin emrinde olması gerekirken kendisini üstünde görme alışkanlığına dikkat ederseniz demokratik memleketler içinde resmi lojman adedinin en bol olduğu memleket Türkiye'dir. Evet. Neden? Evvela kendi konforunu düşünmüştür. Sonra millet. Evet. 1974'teki müdahaleden üzerine Sayın Ecevit aman dedi. Bıraktık bir hali. Evet, maalesef. Doğru. Arkadaki fotoğrafta... Şurada bir ağaç vardı diye 3 blok inşaat yaptılar. Türkiye'de beton hastalığı var. İşte, dikkat edin, çocuklar yolda yürürken ilk iş önündeki bir çiçek koparmaya hemen millet bağırdı. Koparamazsınız dedi. O yalnız sizin değil, herkesindir. Evet.